Hicaz bölgesinin Araplarına. Orayı özellikle muhafaza ederek. Ahir zamanda en büyük davayı onların omuzlarına yükleyecek. Bu da lisan üzerinden olacak. Lisan üzerinden olacak. Kur'an-ı Kerim mucize. Bak dikkat. En büyük mucizesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün Kur'an-ı Kerim'dir. O da söz. Güzel konuşmak. Her şeyin güzeli Allah'tadır Celle Celaluhu. Peki bu güzeli kim takdir eder? Güzeller takdir eder. Sanatı erbabı takdir eder. Değil mi? Bir elbiseyi bir terzi takdir eder. Ben takdir etmemden ne mana var ki? Ne anlaşılır ki? Ben ne kadar güzel elbise ederim dururum. İşin erbabı ne yapar? Saatlerce bir gözü doktor takdir eder. Göz doktoru. Ben de takdir ederim ama üç cümleyle işim biter. Saatlerce konuşuruz, semineri bitmez. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim inzal edecek. İnzal edecek Kur'an-ı Kerim'e bir muhatap kavim lazım. O kavim de lisan eğitiminden geçecek. Kur'an-ı Kerim'in liyakati Arapça ile ortaya çıkıyor. Arapça Kur'an-ı Kerim inzal ediliyor. Arapça da lisanlar içerisinde en kaliteli, en değerli, en mükemmel lisandır. Başka lisan mükemmel olsa Allah o lisan üzere indirirdi Kur'an-ı Kerim'i. Zarf ve mazruf birbirine uyar. İşte Arapları İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsmail Aleyhisselam oraya göndererek İbrahim Aleyhisselam geliyor. Değil mi? Hacer validemizden olan evladını Mekke, daha sonra Mekke oraya bırakıyor. Bak bir damar ayırıyor Allah. Resul-i Kibriye onun neslinden gelecek. Hazırlık ta 2500 sene evvelden başlıyor. Sara isimli hanımından ise İsa Aleyhisselam doğuyor. Yahudiler de oradan geliyor. Peygamberler oradan devam ederken İbrahim Aleyhisselam'ın kolonunu ikiye ayırıyor klonunu. Resul-i Kibre'yi ayrı bir damarla ayırıyor. İsmail Aleyhisselam'ın arkasından orada Arapların gelişmesini, büyümesini ve lisan eğitimi yaptıra yaptıra 3000 yıl Arapçanın belagatını, fesahatını, edebiyatını, talakatını, şiirini, mükemmel konuşmasının eğitiminden geçiriyor. Bir Kur'an-ı Kerim geliyor ki zemin hazır. Tam bu işin erbabı bu adamlar. O davayı onlar alıyorlar. Sahabeler temel atıyor. Emeviler birkaç kat çıkıyor. Toplam Abbasilerin başında dahil edersek 300 yıl. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi milletinden, ırkından olan Araplara İslamiyet'e hizmeti 300 yıl kadar nasip ettiriyor Allah. Ondan sonra bizim ecdadımız imdatlarına yetişiyor. Niye? Biz de ayrı bir eğitimden geçiyoruz çünkü. Bunlar lisanın, Kur'an'a muhatap olmanın eğitiminden geçerken Orta Asya'nın bozkırlarından çıkarılan bu dava adamları vurmanın, kırmanın, yıkmanın, tahribin, harbin, darbın eğitiminden geçiriliyor bu defa. Karakurum nere? Roma nere? Atilla. Ben güçlüyüm. İslamiyet yok, hak yok, hukuk yok. Ama bir dava var. Ben güçlüyüm davası. Bir karınca bile ayağını Allah'tan müsaadesiz kımıldatmaz. Sinek Allah'tan müsaadesiz uçmazsa bu adam ortadan kalkıp ta Roma'ya kadar gelmesi İlahi bir müsaade, bir planın neticesidir. Niye? Cihat ruhuyla vazifelendireceği için zor şartlara tahammül, atı ehlileştirme, demiri eritip harp malzemesi yapma sanatı. İki şey. İslamiyet'ten tanışınca da bu vurma kırma cihada dönüyor. 300 yıl devam eden Arapların arkasından davayı alıyorlar. 1000 yıl Üstad 1000 yıldan fazla diyor. Bu dini mübin İslam'a bayraktar olarak tayin edilen bu kahraman milletin evlatlarını muhakkak arızalara perişan etmeyecek. Yine onuru parlatacak diyor üstadımız. Bu orduya güveniyor. Niye? Ecdadı 1000 yıldan fazla şahıs bazında ahlak, milletler bazında da cihat ruhunu uyanık ve ayakta tutmuş. Elhamdülillah.
Ve tepeden tırnağa askerdir bu millet. Askerlik bizim birinci mesleğimiz. Hepimizin adı da Mehmetçiktir. Hristiyanlar İsa'cık diyemez. Yahudiler Musa'cık diyemez. Bu bize aittir. Bak Araplar da diyemiyor. Onlara yakışır. Onların demesi lazım. Bizim generalden ere kadar hepsinin adı nedir? Mehmetçiktir. Yani Muhammedçik. Yani peygamber ocağı. Böyle bir peygamber sevgisi bu milletin kalbinde, gönlünde mevcuttur. Bu orduyu kimse bozamaz. Muvakkat arızalar da orduya zarar vermez. Geçicidir, insan hastalanması gibidir. Bir adam hastalansa mesleğinden çıkar mı? Hayır. Cinsiyetinden? Hayır. İnsanlığından? Hasta geri düzelir gelir, ne var ki? Allah bizi hasta etti, öldürmedi. O davayı tekrar bize misyon ve vizyon olarak verecek. O 15 Temmuz bunu gösterdi. Dünya bir ibretlik olay seyretti. Ya asker, polis, emniyet milletten medet bekledi ya. Millet asker oldu. Nasıl bir şey bu? Kürdüyle, Türküyle, Zazıyla, Çerkezliyle neyse. Herkes, bu vatandaş, bu Anadolu insanı ayağa kalktı. Öyle bir kalktı ki kimseye de zarar vermedi. İç harp gibi olaylar yaşadık. Bir dükkan basılmadı. Bir cam çerçeve inmedi. Bir şey yağma edilmedi arkadaşlar. Şu ağırbaşlılığa bakın. Dünya buna şaşırdı. Bu nasıl bir millet? Şu olayların yüzde biri bir Avrupa'da, Londra'da, Paris'te olsa yok mu? Harap olur o vilayet, o il. Yaşanmaz orada. Şu ağırbaşlılığa bak. Bu ruh var işte, onu demek istiyorum. Onun için üstadımız bir cümle getirir. Ey Müslüman aldanma. Bize diyor onu, bize. Başını indirme. Paslanmış bir hemta bir elmas. Daima mücella cema müreccaktır. Sen elmassın. Sende pas var. Seni demir zannediyorlar. Avrupalı cilalı cam gibi senden daha parlak görünüyor ama o cam. Sil tozunu. Tonlara camın hakkından gelirsin sen. Bu mesajı veriyor. Onun için yani bu dava duracak bir dava değil. Ecdadımızdan geldi. Liyakat kesbettiğimiz an nimet bizimdir. Yiğit düştüğü yerden. Şehit öldüğü ölmez ama öldüğü yerden kalkar. Kılafet burada öldü. Burada kalkacak. O sahibini bekliyor. Allah kademe kademe de bu milleti İslam aleminin önüne liyakaten hazırlıyor inşallah. Bu olaylar bunun denemesi. Bu olaylar bunun bedeli, imtihandan geçirilir. Uyanık tutuyor bizi. Eğer o gün bu ihanet şebekeleri iç ve dış düşmanlar ittifakıyla bir tırnak tuttursalardı yok mu Allah korusun? Biz bugün Suriye olmuştuk arkadaşlar. Suriye olmuştuk. Gene Suriye buraya sığınıyor. Irak buraya sığınıyor. Biz hiçbir yere sığınamazdık, sığınmazdık da. Kimse de bizi kabul etmez. Biz burada ölür, bir yere de sığınmazdık. Kahramanmaraş'ın hükümet konağının alnında bir yazı var. Fransızlar gelmiş orayı işgal edecek. Kim Fransız'a bırakır Maraş'ı? Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz. Bu ülke böyle bir ülke, bu millet böyle bir millettir. Kars'a, Edirne'ye, Muğla'ya, Sinop'a mezar taşı dikilmediği müddetçe Hristiyan çizmesi buraya adım atamaz. Bak, bir avuç Filistin'i dağıttılar, terörün belini kıramıyorlar, iflahları sökülüyor. Kontrolsüz. 80 milyon Türkiye'ye dokunurlarsa 50 milyon aklı başında şuurlu dinamik insan dünyayı ecnebilere zindan eder. Akıllarını başlarına alacaklar. Anlaşmakla her şey hallolur. Üstad Hazretleri
Osmanlı'nın son döneminde işte bu malum bu zihniyetin o zaman da aynı şekilde iç ve dıştan ittifak alarak zaten içten kuvvet almazlarsa dış bize hiçbir şey yapamaz. Şeytan karşımıza mertçe çıkmıyor, namertçe çıkıyor. İblis olarak çıksa yok mu? Herkes bir tokat vurur. Ama medya olarak geliyor. Değil mi? Kadın olarak geliyor. İnternet olarak geliyor. Menfaat olarak geliyor. Sefaat olarak geliyor. Aldatıyor bizi. Üst akıl şeytan. Onun yetiştirdikleri de aynı usul hareket ediyorlar. Bizden görünerek bizi vuruyorlar. Paralel bir tane değil. Ülkede 10 tane paralel var. Hala bazılar ekranlarda konuşuyor. Kimi Vahhabi uzantısı. Kimi Şia uzantısı. Kimisi böyle FETÖ gibi tehlikeli. Damarlara, sinirlere kadar girmiş. Ülkeyi bir yerlere altın tasla sunma adına yıllarca proje uygulamışlar. Allah müsaade etmeyecek. Bu Anadolu diyor üstad. Cebeli Cudi gibi. Hem semavi hem de arzi. Bela ve musibetlerden muhafaza altındadır. Bunu bilmiyorlar bunlar. Koruma altında. Nasıl Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'na çıktı, korundu. Bu Anadolu. Neden bura koruma altında? Sebep sebebi doğuruyor. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu dini ve bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı biziz. Allah işlerini sebeplerle yapar. Sağlığı kim verir sıhhati? Cenab-ı Hak neyle verir? Doktorlarla verir. Hastaneden verir. Semadan sağlık gelmez. Peçete doktordan gelir. Şifa Allah'tan gelir. Er rızkı al Allah. Rızkı Allah verir. Ama çalışmasan, meslek sahibi olmasan nereden gelecek? Bak oraya da sebep koymuş. Hidayet kimdendir? Ama peygamberi dinleme, müşidin elini tutma, sohbetlere gelme. Nereden hidayet gelecek? Bu dini bizden dedik. Onun muhafızı biziz. Ya Rabbi kimden koruyacaksın? Kimden korumuşsam? 1000 yıldan beri. Bu milletle, yine bu milletle koruyacak. İnancımız budur. Alametler fevkalade de mevcuttur. Bu cihat ruhu öyle enteresan bir şey değil ki. Bak Muazzez Üstadımız, Ekrat, Şarklı, Bitlisli, Hizanlı. Akrabaları orada. Orada doğuyor. Tebliğ cihadını kiminle yayıyor? Isparta'da. Niye? Cihat ruhu buralarda var.